İş dünyası kaldığı yerden devam ediyor. Ernst & Young Türkiye Dolaylı Vergiler Bölüm Lideri Sercan Bahadır benimle birlikte. Ne mi konuşacağız? Önce hoş geldiniz Sercan Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Valla ne konuşacağız? Konuşacağımız konu İsrail-Türkiye ticari ilişkilerinde gelinen son nokta. Malum Ticaret Bakanlığı yakın geçmişte İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirmiş. İsterseniz bir buradan başlayarak bunu nasıl okumak lazım, etkileri nedir ya da daha doğrusu nasıl bu süreç ne anlama geliyor, oradan etkilerine doğru bir geçiş yapalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Tabii öncelikle buradaki sürecin kalıcı bir şekilde barışın sağlanması en büyük temelimiz, en büyük arzumuz. Bunu söylemek lazım öncelikle. Tabii bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın basın açıklaması oldu. Aslında bir duyuru şeklinde yapıldı bu basın açıklaması. Sizin de bahsettiğiniz gibi 9 Nisan tarihinde önce bir bölüm ürünlerle ilgili, yani 4 tane ürün grubunda ihracat kısıtlanmış 9 Nisan'da. Fakat bu konuyla ilgili o sürecin yeterli görünmediği düşünülerek 2 Mayıs tarihinde Ticaret Bakanlığı'nın bir basın duyurusuyla ticari işlemlerimiz aslında bir anlamda dondurdu gibi duruyor. Tabi buradaki nasıl okuyalım sorusu aslında biraz basın duyurusu olduğu için içerik anlamında bir kanun ya da idari düzenleme olarak değil de Ticaret Bakanlığı'nın ithalat ve ihracatla ilgili hem doğrudan hem dolaylı olarak İsrail'de işlemler artık yapılamaz hale geldi. Evet. Ticaret Bakanlığı'nın özellikle bizim gümrükteki en önemli uygulamalardan biri olan beyanname tescili dediğim uygulama aslında İsrail'le ilgili yapılamaz hale. Yani bir anlamda siz İsrail menşeli ya da İsrail'e yönelik doğrudan ya da dolaylı bir beyanname tescil edemeniz durumundasınız. Bu da otomatikman hem ihracat yapamaz hale dönüştünüz hem de ithalat yapamaz hale şu an durum devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sercan Bey, ben hemen o notu da ekleyeyim izleyicilerimize de bir hatırlatma mahiyetinde müsaadenizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail'le yapılan ticari işlemlerin hacminin 9,5 milyar dolar olduğundan bahsetmişti ve demişti ki hani bu kararın ardından bunu yok varsayacağız. Şimdi peki ve diyor ki aynı zamanda bu konuyu kapattık. Bu miktardaki hacmi 9,5 milyar doları yok varsayacağız dedi. Peki ama tabii siz şirketlerle çalışıyorsunuz, danışmanlık veriyorsunuz, onlara yol gösteriyorsunuz. İşiniz analiz etmek, yorumlamak süreçleri. Nasıl etkileyecek şirketleri ve Türkiye'yi bu anlamda bu ticaret hacmini yok varsaymak? Tabii İsrail 97'den beri serbest ticaret anlaşmamız var. Serbest ticaret anlaşmamız olduğu için tabii ticari ilişkiler geçmişten bu yana oldukça gelişmiş durumda ve ihracat fazlası verdiğimiz bir ülke İsrail. Özellikle bu 9 milyar içerisinde 4-5 milyar doları ihracat tarafını oluşturuyor. Birçok bitmiş ürün, makine o tarafı tabii o bölgeye yapılıyor. İthalatta da aslında petrol türevi ürünler alıyoruz ama ithalattan çok ihracat tarafımız oldukça fazla. Tabii birçok firma bu tarafı bu yönlü ihracat yapıldığı için 2 Mayıs tarihi itibariyle beyanname tescil edemez duruma gelmesi tabii ki konunun etkileyecek midir? Özellikle İsrail tarafını olumsuz etkileyecek kesin. Türkiye'deki firmaları da etkiliyor tabii haliyle bu durum. Tabii burada ilk başta uygulamayla ilgili bazı tereddütlerle başladı konu. Önce uygulamayı nasıl yorumlayalım, nasıl anlayalım konusu. Evet. Çünkü sistem İsrail'le ilgili önce beyanname ihraç edemez olduk. Bazı durumlarda da şöyle konular gündeme geldi. Siz bazı ticareti doğrudan İsrail'de yapmazsınız ama üçüncü ülkeden İsrail menşeli ürünleri ithal eder ya da doğrudan değil dolaylı yoldan ihracatı aslında İsrail'e yapar durumdasınız. Bu durumlarda da işte İsrail menşeli ürünlerin aslında dolaylı olarak da ihracatı yapılabileceği aslında sonradan öğrenildi ve bakanlığımız bu konuda gerekli duyuruları yaptı. Bu açıdan bakıldığında tabii ki ihracatımızın da son dönemde özellikle Nisan rakamlarımıza baktığımızda yatay bir ilerleme var. Aslında geçen yıl bu yıla baktığımız 80 milyar dolar. İşte bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi aslında biz Mayıs ayı rakamlarında muhtemelen İsrail hiç görmeyeceğiz. Bu yönde olumsuz etkileyecektir. Ama tabii konunun insan yönü olduğu için daha ziyade şirketlerin aslında bu durumu veri alıp buna yönelik aksiyonları var doğal olarak. Tabii. Geri planlar yapıyorlar. İsrail ticari ilişkilerin dondurulmasına paralel
daha farklı ülkelere aynı ürünleri satmanın yollarını arıyorlar diyebiliriz. Ama tabii ki İsrail artık bu konuda önü kapalı gibi duruyor şu aşamada. Yani tabii burada sizin de ifade ettiğiniz gibi öncelik ticaret değil, insani durum ve onun vehameti. Sıradan bir diplomasi, sıradan bir karar ve sıradan bir pazar değişikliği yaşamıyoruz. Ama bir yandan da tabii şöyle bir şey var. Sonuçta bir uluslararası hukuk var, ticaret kanunu var, kuralları var. Ve hali hazırda bu karar açıklanmadan önce verilmiş belki de ticari sözler ve atılmış adımlar var. Burada süreç nasıl ilerleyecek? Tabii Didem Hanım, o tarafta ilgili bir geçiş süreci olmadı. Hani bir geçiş süreciyle ilgili bir duyuru yapılmadı. 2 Mayıs itibariyle aslında yarım kalan birçok işlemler iptal edildi. O tarafta ilgili özellikle ihracatla yapılan hani önceden bu tip düzenlemeler, geçişlerle ya da işte çok düzenleme geçiş işlemleriyle aslında yarım kalan işlemlerin tamamlanması beklenirdi. Ancak burada maalesef ya da belki konunun hassasiyetinden dolayı böyle bir geçişe rastlayamıyoruz. Belki bu konuyla ilgili en azından yarım kalan işlemlerle bakanlığın belki bir düzenlemesi olur mu diye bekledik aslında ama şu an sanki bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmayacak gibi duruyor. Konunun hassasiyeti de işte bu insan durumun aslında açıkçası ön planda olmasından dolayı. Evet. Birçok firma da açıkçası şunu belki dahilde işleme gibi bazı özellikle taahhütler olan, ihraca tabi olan firmalara belki ek süreler tanındı. Ama buradan bu belki bakanlık özellikle o yönde ihracat taahhütü bulunan firmaların bazı teşvik belgeleri vardı. Orada süre uzatımları aslında gündeme geldi ki başka ülkelere o ürünleri satabilir diye. Biraz bunu tabii çok şey oldu. Hani bir anda olduğu için de sistemsel bir uygulama. Hani bir kanuni düzenleme ya da bir idari düzenlemeden çok belki hukuki yönleri de belki başka türlü değerlendirilir ama tabii konu hala hassasiyetli kurulduğu için o yönde sanırım yeterli hukuki açıdan değerlendirme şu aşamada yapılmıyor gibi. Burada en önemli konu firmaların bu konuyu veri alıp yeni yol haritaları, özellikle İsrail'e yönelik değil ama İsrail aynı ürünü farklı pazarlarda nasıl satarızı değerlendirdiklerini biz görüyoruz. Birçok firma bekliyor inşallah bu bir an önce çözülmesini. Tabii çözülmesi derken tabii bizim basın duyurumuzda en önemli konu yeterli yardımlarla ilgili. Mesela Gazze bölgesinde. Evet, o evet. Konuda bir çözülme olması sanki bu konuyu en azından bitirecek gibi duruyor ama tabii burada önemli olan İsrail'den bazı adımlar bekleniyor ki şu ana kadar oradan da bir adım atıldığına dair bu yönde görmüyoruz. O yüzden bir süre daha böyle devam edecek kararındayız. Birçok firmada beklentileri biraz bu konuda başka pazarlara doğru yönelmiş gibi duruyor. Peki. Ama şimdi evet, belki buyurun. Kritik olan bu transit ticaret konuları çok konuşuluyor. Önce bu kapsamda mı değil mi diye. Özellikle biz Türkiye üzerinden giden transit ticaret ve ticaret bakanlığı yetkisi dahilinde olanların şu an bunların da yapılamadığını görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Siz ürünü örneğin Almanya'ya satış yapıyorsunuz ama ürünü İsrail'e göndereceksiniz. Bu da mesela ihracatta yapılamaz durumda. Ya da tam tersi durumda. Ürünü siz doğrudan alıyorsunuz İsrail'den ama fatura Almanya'dan geliyor. Bu ithalat işlemi de yapılamaz durumda. O yüzden bunu da böyle yorumlamak lazım. Çünkü birçok konuda acaba dolaylı ticari ilişkiler hangileridir konusu çok tartışıldı. Transit ticaretinde kapsamda olduğu bilerek şirketlerin karar alması daha doğru olacak diye anlıyoruz. Evet. Bir nevi biz Ticaret Bakanlığı olarak istatistikleri aslında bir anlamda İsrail'le ilgili herhangi bir işlem yapılsın istenilmiyor. Yapılan işlemde tamamen dış ticareti bu şekilde durdurmak şeklinde. Sercan Bey, son bir soru da çok az vaktim kaldı ama bugün malum bütçe dengesi geldi. 177.8 milyar liralık bir açık var. 2024 yılı ilk 4 ayında açık 691.3 milyar liraya ulaştı. Gelirler tarafını nasıl görüyorsunuz bütçenin diye sormak istiyorum. Şimşek'ten gelen açıklamalar vardı. Denetimler yoluyla vergi gelirlerini arttırmayı düşündüğü şeklinde. Sizce bu adımlar yeterli mi? Tabii bütçesi çok fazla. Özellikle tabii dolaylı vergiler aslında insanların bayağı üzerinde çok ciddi bir yük oluşturuyor. Belki Mehmet Şimşek'in bir önceki açıklaması KDV oranları vardı hatırlarsınız. Evet. Bu konuyla ilgili oran artışım oldu mu diye. Aslında uygulamanın daha titiz yapılması yönünde aslında bir kararı dile getirmişlerdi. Sanki gelirle ilgili vergi artışından çok uygulamanın daha verimli olması yönünde bir, daha efektif, uygulamanın daha doğru yapıldığı yönünde bir inceleme ve denetimlerle yapılacağını anlıyoruz biz.
yeterli olacaktır sorusu. Tabii maalesef hani önümüzdeki süreç hem enflasyon baskı, hem cari açık, hem dış ticaret açığı biraz aleyhe yönüyor gibi duruyor. Umarız çok büyük, özellikle ÖTV kararında lüks tüketimlerde genelde bir beklenti oluşuyor. Burada 4 sayılı listede. Umarız orada çok beklentimiz bir olacaksa ilave vergi 4 sayılı liste gibi duruyor. Evet. Ama onun dışındaki denetimlerin arttığına şahit oluyoruz. Çok fazla denetimlerde şu an vergi maliye tarafında olduğunu görüyoruz. Ön Senyan, Türkiye Dolaylı Vergiler Bölüm Lideri Sercan Bahadır. Sercan Bey, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için bugün. Sağolunuz ve borsayı da kapattık aslında.